Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akhisar'dayız, biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Şimdi Akhisar Belediyesi'nin davetiyle Akhisar'a geldik. Ben daha önce 2-3 kere geldim Akhisar'a, hatta buradan da videolarım vardı, izlemişsinizdir. Bugün program bayağı yok. Yani bugün Akhisar'da gezeceğiz, sozacağız, kahvaltı yapacağız, yemek yiyeceğiz, işte kültürel yerlerini gezeceğiz. Önce biz organize sanayi bölgesinde Ahlatoğlu Zeytinyağı Fabrikası'na getirdiler. İşte burada bir kahvaltıyla başlayacağız. İçeri buram buram zeytin kokuyor, zeytinyağı kokuyor. En sevdiğimiz ortamlardan birisi. Şimdi burada bir kahvaltıyla başlayalım. Bakalım Akhisar'da bir günde neler yapılıyor? Ne yapıyoruz? Onları göstereceğim. Buyurunuz efendim, başlayalım. Bol yemeli bir video bizleri bekliyor. Videomuza başlamadan önce de kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz acayip derecede çok mutlu olurum. Kars'tan sonra biraz rahatsızlandık. Toparlanamadık. Her gün atom vurduruyoruz, iğne vurduruyoruz ama bir türlü iyi olamadık. O yüzden sesimden dolayı ve enerjim düşükse kusura bakmayın şimdiden. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. Şimdi dolum alanındayız. Görmüş olduğunuz gibi herkes boneli, maskeli ama benim boneye ihtiyacım yok çünkü hayatımda kafam gibi parlak, geleceğimde parlak. O yüzden biz kendiler bone takmadık ve şimdi buradan dolum işleminin nasıl yapıldığına bakacağız. Sevgili dostlar, şimdi fabrikanın içine girdik biz. Bize sağ olsunlar böyle güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Gösterelim. İşte Akhisar'ın yeşil zeytini, siyah zeytini. Burada bir kahvaltılık sos var. Bu sosla şu sos ve şu sos farklı herhalde. Üçü de birbirinden farklı. Peynir var, simit var. Şu zeytinyağını çok merak ediyorum. Çünkü ben zeytinyağı hastası bir adamım. Erken hasat, soğuk sıkım diyor. Fabrika acayip çok güzel kokuyor. Hani çok da konuşmak istemiyorum. Kahvaltımız gayet görmüş olduğunuz gibi zeytin, peynir ve zeytinyağlı soslardan ibaret bir kahvaltı. Bir de burada tahin pekmezimiz var. Şimdi dışarıda bir zeytinyağı tadımı yapıyorlar. Oraya çıkalım, sonra hep beraber geçip bunlardan gömelim. Tadı için bir yudum yağ alacağız. İlk önce dilimizin üzerinde yayacağız yağı. Sonra havayla pulverize edip genize göndereceğiz. Şu şekilde. Havayla zenginleştirerek göndereceğiz. Yapıyorum. Yani takılacağım şimdi. Tattıktan sonra yorumlamak için çok acele etmeyelim. Çünkü bir süre içinde tatların, acılık, yakıcılığın hepsinin değişeceğini de göreceğiz. Artacak. Biraz artmaya başladı. Ya da kalıcı olacak, kalıcı olmayacak. Şimdi ilk önce kokusunda aldığınız o yeşil meyvemsi tadı, kokunun tatlı olup olmadığına bakıyoruz. Var. Şurada da bir yakıcılık hissedeceğiz. Evet. Bizim acılık dediğimiz şey dilimizin ucundaki, yakıcılık dediğimiz şey buradaki. Bu yağda da meyvemsilik 7, acılık yakıcılık 5 civarında acılık yakıcılık var diyebiliriz bu yağ için. Şuradaki yakıcılık arıyoruz, istiyoruz. Dilimizin ucundaki yakıcılığı istiyoruz. Fakat yağın sınıfını belirleyen ya da kalite özelliği değildir acılık yakıcılık. Burada en önemli kriter meyvemsiliktir. Meyvemsilik sıfırsa bir yağda, bütün değerleri çok düzgün olsa bile kimyası olarak, sızma değildir.
an itibariyle Akhisar merkezdeyiz. Şimdi sıcak helva tadımı yapılacakmış. Onun için geldik. Dayıcım kolay gelsin. Gel. Hayırlı işler, bol keyif, gülüşler. Nasıl keyifler? Şükür, hamdolsun. Ne satıyorsun burada dayı sen? Ben hırdavat, çan, balta, tırpan, yani ne istiyorsanız var yani. Her şey var. Yok yok diyorsun yani. Bunların hepsi senin. Aynen benim. İyi, hayırlı işler, kolay gelsin. Bir sıcak helvaya gidiyoruz. Gel beraber olsun. Hadi gelin. Şurada ilerideymiş. Neresi olduğunu bilmiyorum ama kamyonun arkası. Biraz böyle zeytinyağı deyince sesim böyle açılır gibi oldu ama yine de böyle bir kırgınlık falan var. İnşallah geçecek. Yarın bir şey kalmayacak diye ümit ediyorum. Buyurunuz efendim. Nasıl keyifler, işler, güçler? Her şey yolunda, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yufka var, helva var, lokum var, tahin pekmez var. Köpük helvası. Bir gösterebilir misiniz? Şöyle. Köpük helva. İlk defa gördüm diyebilirim. Aylcan ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı işler, bol gülüşler. Nasıl keyifler? İyi, çok şükür. Ne oluyor burada? Burada tahin helvanın ağdasını hazırlıyoruz. Tamam. Şeker, limon tozu ve çöğen suyu var bunun içinde. Helvamız pişti, ağdamız pişti. Şimdi tahinle buluşturup... Burada böyle bir kazanda tahin var. Evet. Bunu buraya alacağız. Buraya alacağız, orada yoğuracağız. Kaç yıl oldu burada? Bu dükkan sadece 39 yıldan beri aynı 39 yer. 39 yıldır buradasın. 39 yıldan beri. Normalde 72 yıldan. 72 yıldan? Evet. Yok, 72 yıl mı, 72 yıldan beri? 72 yıldan beri babam devam ediyordu. Babamdan biz ailecek devre aldık. Sıra sende. Evet. İyi, güzel. Şimdi sıcak helva yiyeceğiz. Evet. Burada hazırlayacağız, sıcak sıcak yiyeceğiz. Evet. Ellerine sağlık. Şimdi orada ağdalanıyor iyice. Evet. Ondan sonra buraya getireceğiz. Evet. Sonra burada karıştıracağız burada mı? Kürekle yoğuracağız. Kürekle yoğuracağız. Evet. Tamamdır. Şimdi Alican ustam, bir anlatır mısın? Buradan aldın şimdi sen bu içindeki ağdalanmış şekeri. Tahinin içine koydun, doğru mu? Evet. Tamam. Şimdiki işlem nedir? Burada bu şekerleri komple karıştıra karıştıra eriteceğiz. Peki şunu merak ediyorum ben. Bunu biz geliyoruz diye mi yapıyorsun, yoksa vitrindeki helvaları da aynen bu şekilde mi yapıyorsun? Ben her gün şu dükkanda 3 nöbet helva çıkarıyorum kışın. Her gün. Her gün? Her gün. Bir de benim şeyim vardır mesela, ürettiği yerde içeride satan benim. Burada şeker dumanı dükkanın önüne çıktığı zaman geçerken müşteriler, ha burada helva pişiyor. İşte bir saat sonra helva çıkacak. Özellikle müşterilerimiz yuvarlak açacağız biraz sonra. O sıcak helvayı almaya gelirler. Yuvarlak helva versin oradan. Bir fiil aralıksız. Kaç yıldır yapıyorsun bunu? Ben bunu ortaokul 1. sınıfa gittiğimden beri, yaklaşık 85'ten beri bu helvanın 85'ten beri bu işi yapıyorsun. Süper. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Şimdi bu mu şimdi bu helva? Evet. Şöyle gösterelim. Bunu vakumluyoruz. Kargo ile. Tüm Türkiye'ye gönderiyor musun kargoyla? Tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Artı yurt dışından müşterilerimiz var. Kendileri buraya geldiklerinde kendileri alıp gidiyorlar. Ellerine sağlık. Ve bu helvada hiçbir koruyucu madde yok. Benim helvam durduğu zaman yağış çıkar. Yağ tutucu falan hiçbir şey kullanmıyoruz. Katkısız, doğal. %100 doğal. Vallahi helal hoş olsun. Peki Alican Usta, bir şey soracağım. Buyurun. Her gün yiyor mu, doğru? Her gün. Şaka yapıyorsun sen. Gerçekten ben kendim helvasız duramam. Meyve yoktur bende ama tatlısız hayatta duramam. Peki sabah mı, öğlen mi, akşam mı yiyorsun? Özellikle öğleyin. Öğlen. Evet. Öğle yemeği üzerine tatlı niyetine. Hanım sabahleyin kalktım aç karnına ya. Zinde tutuyor, enerji veriyor. Vallahi süper. Bu içindeki gördüğünüz şu beyaz teller, çöğenli şekerler eriyecek içinden. Onun için elle dalıyorsun artık. Evet. Bu normalde Osmanlı zamanında Osmanlı mutfağında varmış. Eskiden şeker yokmuş. Pekmezle üzüm şırasını da yapıyorlarmış. Ve bunu kazanın içinde altında ateş yakarak, odun ateşinde elle, bu makinenin yapmış olduğu ağdayı elle karıştırıyorlarmış. Ağda yapmak için eskiden 4-5 tane böyle komşular toplanırmış babamların zamanında. Sabahleyin paça çorbası içip arkadan gelip helva yoğururlarmış. Enerjiyi toplayıp helva ile devam. Bu makinede 1,5-2 saat dönen elle artık 4-5 saatte oluyor. Aynen öyle. Biz şu an direkt bunu yiyeceğiz değil mi? Evet. Hazır mı Alican Usta? Hazır abi. O ne ya, topmak gibi ha. 10 numara. Ellerine sağlık Alican Usta'm. Çok güzel olmuş. Emeklerine sağlık. Sevgili dostlar, Akhisar'da en sevdiğim yerlerden birisi. Daha önce de gelmiştim buraya. Yıldız Katmer'deyiz. 1935 yılından beri bu işi yapıyorlar. 3 kuşak mıydı, 4 kuşak mıydı tam hatırlamıyorum ama çok saygı duyulması gereken bir işletme. Çünkü küçücük bir dükkan ve hep buradalardı. Buyurunuz efendim, geçelim. Hem biraz sohbet edelim hem de katmerin nasıl yapıldığına bakalım. Buyurunuz. Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı geldiniz. İşler. Sağ olun. Bol gülüşler. Nasıl işler güçler? Teşekkürler. İyidir. İşlerimiz güzel. 3 yıldır devam. Görüşemiyorduk. 3 yıldır görüşemiyorduk. 3 yıl önce gelmiştim. Sonra, evet. Bir sabah erkenden kalkıp gelmiştik yine. Bir burada güzel bir... sabahıydı. Aynen.
yaparsam katmerimizi yemiştik. Şimdi 1935 yazıyor. Sen biraz bahsetsene. Ben biliyorum ama yine de bir tekrardan bahsedelim. 1935 yılından beri müessesemiz aynı yerde, aynı şekilde. Biz 3. kuşak, 4. kuşak da İzmir. Evet, oraya açmıştı değil mi? Oraya açtık. Devam aynı şekilde. Devam orada. Güzel. Çocuklar orada 4. kuşak olarak devam ediyor. Biz de burada 3. kuşak olarak devam ediyoruz. Şimdi bu katmerin... Bu katmerin sen onu anlat bize. En büyük özelliği elde açılıp ince bir şekilde... Sipariş üzerine bir de. Sipariş yani önceden evet. Yapıp da bekletme yok, de yok. Yok, bekletmiyor. Olmaz çünkü yumurta da yapılıyor. Yumurta, maydanoz ve soğuyor. Soğuduktan sonra da hiçbir işe yaramıyor bu. Evet. Bunu burada çıtır çıtıracaksın. Süper. Şimdi şöyle gelelim. Evet. İncecik bu abi. İncecik bir bak, hamur. Bak şu anda şeyi görebilirsin. Arkadaşlar sen o beyaz olduğu için çok görünmüyor ama. Şimdi burada bir ocak var, sac var. Sacın üzerinde altında çok az bir yağ var. Çok yağ değil değil mi? Evet. Bol yağ değil. Hayır değil. Az bir yağ. Bunun içine yumurta. Maydanoz. Evet. Maydanozun bol olması lazım. Peynir. Peynir ne peyniri kullanıyorsunuz? Tulum peyniri. Tulum peyniri. Şimdi bu şekilde yayılıyor. Yalnız kaşıkla yapmana rağmen hamuru yırtılmıyor, parçalamıyorsun. Evet. Nasıl yapıyorsun onu? Meslek sırrı mı? Bu meslek sırrı diyelim meslek artık. Meslek sırrı değil mi? Ve sonra olay burada. Olay burada. Diğer ustamız da. Abin değil mi? Kardeşi evet. Tamam. Abi kardeş bir şey değişmez. Kimin abi kim kardeş olduğu çok önemli değil. Biri açıyor biri pişiriyor. Evet. Burada olay böyle. Olay benden bitti. Şimdi böyle çevriliyor ve tekrardan kızarmaya devam ediyor. Olay bu mudur? Evet. Şimdi biraz da böyle yağ süzülüyor bunun. Daha sonra buraya geliyor. Ekstradan da üzerine peynir. Usta bak herkese böyle atıyorsun değil mi? Bize özel fazla yok yani burada. Bak şimdi bu müşteriye vereceğiz. Ellerinize sağlık. 4 mevsim gazozumuz Akhisar'a özel. Bir de böyle güzel bir Akhisar'a özgü katmer. Güzel bir lokma tanısın. Çok lezzetli. Daha önce zaten videom vardı burada. Yağda kızarmasına rağmen acayip derecede hafif bir katmer. Mutlaka yiyin. Oh. Akhisar'ın simgelerinden can köftedeyiz. Ali Osman amcamla beraberiz. Amca diyorum pardon. Ali Osman abimle beraberiz. Kaç? 49 muydu yaş? 49. Aralık, artı? Aralık 23'te. 50 mi olacak? 70 olacak. 70 olacak. Vallahi Ali Osman amca günden güne gençleşiyor. Neye borçlusun bunu ya? Abi köfte. Köfte. Her gün yiyor mu doğru söyle. Abi bir şey göster. Göster. Bak. Bu ne ya? Gel bak. Bu da Ali Osman amca da bak. Ben diyorum ya normal adam sevmiyorum diye. Bak şimdi. Köfteleri içeceğini de oraya koymuş. Bir de benim ekrana bak. Bak benimki de meze gördün mü bak. Bak lokmacı adam buradan belli oluyor. Bak gördün mü? İnsanlar şey diyor hani sadece diyor buradan mı köfte yiyor? Evde de yapıyor. Eve gidiyor. Ya buradan hazır bir şey diyorum arkadaşlara. Götürün evde yiyor. Götürün evde yiyor. 3 veya 4 oluyor yani 4 sefer yemiş oluyor. Günde? Günde 4 sefer maşallah. Yemiş oluyor. Maşallah. 3 öğün var bir de evde yiyorsun 4 öğün. Vallahi Allah sağlık uzun ömürler versin. Sağ şöyle içeri geçelim gel. Geçelim gel. Şimdi burada pide evet. Tabii fırından alıyoruz geliyoruz. Bu kara fırın pidesi. Hı-hı. Yani fabrika pidesi biliyorsun. Evet. Fabrikasyon olduğu için lezzet bakımından biraz daha eksik kalıyor. Tereyağı, margarin ve suyla yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra doğruyoruz. Su olmazsa bu kadar yumuşak olmaz. Doğru olmaz, mu? Olmaz. Sadece el yaparsan kızarır, sert olur. Kızarır ve sert olur. Yumuşatıyoruz. Izgaranın üzerinden köfte direkt olarak pidenin üzerine konuyor. Ben özledim senin köfteni. Bir, güzel bir köfte attı da bir köfte yiyeyim ya. Böyle sulu sulu. Ha? Şuna bak ya. Allah Allah. Şimdi bu kıyma. Kıymanın köfte haline gelmiş şekli. Ne var içinde? Bunun içinde soğan ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Ekmektir, yumurtadır, baharattır. Onları koyduğumuz zaman işin hillesi diye düşünüyoruz biz. Onları kesinlikle kullanmıyoruz. Yani şu anda şöyle, sen müşteri olarak gelsen bile karabiber, kimyon, kek, yani baharat türü hiçbir şey kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Bu güzelliği bozar mıyız ya? Bozmaya gerek yok. Bu güzelliği bozar peki bu yani? Akhisar köfte mi, can köfte mi? Akhisar can köfte. Karışımı. Karışımı değil. Karışımı derken ama şöyle. Şimdi biz patent alırken buna Akhisar can köfte var.
Ha tamam. Yani Akhisar'da köfte böyle mi yapılır? O Akhisar anlamda soruyorum. Köfte böyle yapılır ama yapmasını bilene tabii. Özel etler, özel bölgeler. Ya, etin güzel oldu mu söylenecek bir şey oluyor mu? Yani, İyi de pişirdiğin zaman, tabii, sulu yani, sulu kurumadığı zaman on şey, numara olur. Her şey on numara. Bu kadar konuştuğumuz yeter artık şey yapak. Acıktık değil mi? Evet biraz acıktık. Biraz hadi gidelim yemek yemeye. Ya şu köftenin parlaklığına bir yakın alsana gel. Köftenin güzelliğine bakar mısın bir ya? Bana köfteyi sevdiren insan sen olabilirsin. Gerçekten söylüyorum. Ben normalde köfteye çok aram yok. Ama gerçekten burada köfte yedikten sonra... Şimdi Adana'da mesela şeylere şahit oldum ben. Bu Adana kebabı, Adana köftesi gibi. Şey yapmıyor ya. Yani... Bizim tarzımız değil. Ya buralar alışık değil. Bizim orada mesela köfte yenmez hiç. Neden biliyor musun? Kimse köfte satmaz mesela. Bir iki tane var. Şey yapıyor mesela. Alışkanlık işte yani her yerin. Yağı mesela zıhla şey yapıyor. Acayip yağ ya. Biz seviyoruz yani, abi bize yağlı olacak. Bilmiyorum yani. Et yağlı, yiğit kanlı yok. Et canlı, yiğit kanlıydı o. Et yağlı, yiğit kanlı yok. O da olmaz. Et yağlı, yiğit canlı lazım. Bak evet, şuna bak. Pasparlak. Senin için yiyorum. Evet, abi. Afiyet olsun abi. Abim buçuk verdik. Ayran verdik. 85. Sana köfte açacağım. Abi sulu sulu bir yağ. Gel abi. Şimdi bir yanına böyle bir salata veriyorsun. Evet, yanına salata veriyorum buraya. Bana... Yedin mi sen? Yesene sen de. Ben yedim az evvel. Sizi beklerken hani hizmet edeyim diye. Vallahi. Abim otursana. Acayip lezzetli. Ellerine sağlık Adosman Hocam. Afiyet olsun. Seni görmeye çok mutlu oldum. Çünkü Moncu her gün görüşeceğiz merak etme. Allah razı olsun. Doğru yerde miyiz? Evet. Kamil Usta. Evet. Doğru yerde. İyi değil mi? Sıkıntı aynen. Yok. Aynen aynen. Dün yedik vallahi on numara. Boş geçmeyiz biz. Arkadaş yıllardan beri burada. 65 yıl diyor babadan geldi. Babadan da kendisi de yıllardan beri burada. Yaz kış buradasın değil mi? Kışın yağmurdu. Yazın sadece 3 buçuk ay ara veriyoruz. Yoğurt tatlısı. Yoğurtlu olduğu için sıcakta burada çok iş olmadığından dolayı, az iş olduğundan dolayı çıkmıyoruz. 3 ay, 3,5 ay bir mola veriyoruz. Yatıyorsun, kafa rahat. Ya gene çalışıyoruz. Ya yatmıyoruz. Gene çalışmaya devam. Başka işler yapıyoruz. Kendi mesleğimi yapıyorum ben. Ne hikmesin? Elektrik tesisat bobinaj. Bunu hobi olarak mı yapıyorsun yoksa? Bu baba mesleği. Bunu bırakmayız. Bunu asla bırakmam de. Bunu bırakmayız. Allah bıraktırmasın. Sağ ol. Sağ ol abi. Şimdi ne yazıyor orada? Halep işi yoktur işi. Halep işi yoktur işi. Biz şu an Akhisar'ın neresindeyiz? Merkez Çarşı, Kapalı Çarşı'dayız şu anda. Merkez, hemen Can Köfte'nin karşısında. Can Köfte'nin karşısındayız. Bu Halep işi dediğin olay aslında bu, doğru mudur? Halep işi yoktur işi dediğimiz işin makarası şöyle. Heh. Bu tatlının eşi yok anlamında o yazı. Hafif olur, baymaz, şamaleye benzemez. Akhisar has bir tatlıdır. Başka yerde bulamazsınız. Bu şamalemiz. Bunu her yerde buluruz. Evet, aslında İzmir'de meşhur olan bir şeydir. İzmir'de şamale. Bulursun. Tabii, Marisa'da bulursun. Yerine göre İstanbul'da bulursun. Bu şamale. Peki bunu yumurta koyuyor mu? Bunun yapılışı çok, bunun yapılması çok basit. Bunun içine 2 numara irmik, şekerle çiğ köfte nasıl mesela yoğrulur? Evet. Onu da şekerin içinde irmiği yoğuruyorsunuz. Şeker iyice erimesi gerekiyor. Şeker iyice eridikten sonra üstüne yoğurdunu, şerbetini sürüp fırına veriyoruz. Bu kadar basit. Ama sen tabii büyük tepsilerde yapıyorsun. Tabii büyük tepsilerde. Şimdi bu biraz ağır. Dün biz yedik. Evet, bu biraz ağır. Bu hafif olur. Ama bu hafif, bu hiç sayılmaz o yüzden. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Bu yedikçe yedirir. Kes bir de burada nasıl da adet onu gösterelim. Bu adet şöyle. 5 lira dilim. Evet. Bugünün şartlarıyla şöyle soğuk lezzetli olarak öyle yiyoruz. Kendi vermiyor. Elden yok. Eli yok. Evet. Direkt böyle alıyoruz evet. Değil mi Kamil abi? Evet. Aynen öyle. Sonra bunu böyle afiyetten yiyoruz. Bitiyoruz. Kağıdı yemiyoruz. Kağıdı yemiyoruz. Mutlaka. Parmaklarımızı yemiyoruz. Kağıdı yemiyoruz. Özellikle parmaklara. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baba biz çekim yapacağız. O yüzden sen rahat ol. Ben aç kalmam. En son aç kalacak adam benim. Rahat ol. Çekimi bizimle yapılır. O bedavadan yiyor zaten. Bak ya bırak şunu sen de ya. Bak eğer böyle şeyler söyleyecekseniz çekmeyin. Ya. Hem bizi göstermeyeceğim diye masaya oturtuyorlar hem de yok bedava. Yön yok şöyle yap. Yön yok. Çeyrek kokoreç. Şeyde Şen kardeşlerdeyiz. Daha önce burada pideli paça içmiştim. Normalde o vardı. Şimdi kokoreçe de başlamışlar. Abilerle de sohbet muhabbet. Biz de gösterir misin dediler. Seve seve dedik. Allah razı olsun. Eyvallah. Baba göm. Baba göm. Hadi bakalım. Takım elbiseler falan filan mankenlik mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Burada bir iyi ısırdılar mı? Vallahi evet. İlk lokmalar büyük oldu, güzel oldu. Sen ne iş yapıyorsun abi? Devlet memuru. Devlet memuru. Memur. Hepiniz memursunuz. Güzel. Hayat güzel mi Akhisar'da? Çok güzel. Bence küçük, şirin, nezih bir yer ya. Ben daha önce de geldim. Yemek olarak da güzel. Evet. Çok güzel. Hayat güzel. Yemekler çok güzel. Yemek kültürü çok güzel. Onu konuştuk biraz önce.
Manisa merkez ve ilçelerinde yemek kültürünün en yaygın olduğu yer Akhisar. Kesinlikle. Ve çok fazla çeşidi var. İlçe olmasına rağmen de bu kadar çeşidinin olması ve bu kadar talep görmesi. Çorba mesela öğleden sonraya kalmıyor akşama. Kokoreç desen gündüzleri satılıyor, gece satılmıyor. Sizin bu öğlen yemeği mi? Öğlen yemeği. Baba afiyet olsun, biz içeri geçelim. Buradan selam göndermek istediğiniz, işte Almanya'da yaşayan teyzeniz, yok, Fransa'da yaşayan akrabanız yok mu kimse? Memleket? Herkes Manisa'da bizde. Memleket? Manisa merkez, Ardahan. Tamam. O zaman oradakilere selam gönderelim. Afiyet olsun. Şimdi Şen kardeşlerle daha önce Ahmet abiyle bir çekim yapmıştık. Şimdi oğlu var Cemal. Ahmet abi hatırlıyorsunuzdur. 50 küsur yaşında ama 20 yaşında gösteren bir kişilik genç. Kendisi. Kıskandığım nadir insanlardan birisidir. Neye borçlu baban bu gençliğini? Bence kelle paçaya borçlu. Ne yapıyor? Elini yüzünü kelle paçayla mı yıkıyor? Anlamadın ki. Adamın cildi pas. Her gün içiyor ya. Her gün içiyor değil mi? Her sen? Her gün içiyor. Bende belli olmuyor bu genç. Sen kaç yaşındasın? 30. Ya tamam sen şimdi o kadar gençsin ya. Şimdi sana ben ne diyeyim şimdi? 34 yaşındayım ben. Onu ya sen de 37-38 derim yani. Daha düşüklerin de dilim varmıyor. 42. Bunda kafa rahat. Kimim? Ahmet abi ne oluyor sen? Tamam, ırsi demek ki bunlarda. Baba ırsi. Yap baba pideli paçayı, bir şey yapalım. Şimdi ne koydun alta? Pide. Tamam. Sonra? Üzerine kelle et abi. Kaç saat pişiyor? Nerede pişiyor? Abi fırında pişiyor, 24 saat bizde duruyor. Kara fırında pişiyor, kara 24 saat. 24 saat aynen. Ve dana kelle değil mi? Kuzu değil. Dana kelle abi. Tamam. Değil. Siyah yerleri. Siyah. Her tarafı değil. Peki Cemal öğrenmiş miyim sence bu işi? Öğrenmişsin abi. Değil mi? Baban öğretti sağ olsun. Aynen. Babanla oturduğu burada bir yemek yedik, görmen lazım. İzlemişsindir videoyu. İzlemem. Biz seninle konuşmuş değil mi Instagram'dan? Evet. Sen neydi Instagram? Tamam. Aynen. Bir de bunu beyinlisi mi yapıyorsun? Beyin kalmadı. Kalmadı. Abi. Tüh be. Neyse sağlık olsun. Sirke sarımsak atıyoruz. İstiyoruz baba. Her şey olsun. Paçada her şey olur. Abi. Üstüne de kendi suyundan koyuyorsun. Aynen abi. Kemik suyu. Safi yani. Olay bu mudur baba? Olay budur abi. Ne atıyorsun? Kırmızı baharat. Kırmızı toz biberi attıktan karabiber. Sonra biraz da karabiber. Aynen. Olayımız tam olarak budur. Cemal ellerine kollarına sağlık kardeşim. Abi. Bir de bana bir şey içirmişti Ahmet abi. Ha koruk suyu. Var mı ondan? Var. Tamam ben içti unutmam. Lezzetli şeyleri unutmam. Unutturamazsınız bana. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Evet. Akhisar'a özgü pideli paça şifa niyetine bu sefer beni iyileştirecek. Ama sabahtan beri boğaz ağrım gelseydi bir hayırlısıyla, şu sesim bir düzelseydi. Takipçiler sonra yazacaklar, diyecekler ki niye böylesin, niye enerjin düşük. Biraz hastayım da biraz ister istemez öyle bir etki var. O yüzden bunu içiyorum bismillahirrahmanirrahim. Abi çok iyi ya. Yani 24 saat kaynat, tel tel olsun, lokum gibi olsun, sarımsaklı sirkeli. Oh mis gibi. Koruk suyu bekliyoruz şu an. Ya, yalnız mideme sıcak bir şey girince harbi iyi oldu ha. Hiç bitmesini istemedim anlardan birindeyiz. Sakat at. Burada bu arada şey de var. Dayıcığım ellerine kollarına sağlık. İşte koruk suyu dediğimiz olay da bu. Kimse şey mi istiyor? Susuz mu istiyor? Devam. Şimdi yoldan geçerken Tavacı Dayı diye bir yer gördük. Hemen buraya girdik. Kolay gelsin. Sağ ol abici, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler, bol güçler. Nasıl işler güçler? Şükür abi, işler nasıl olsun? Akhisar'dayız. Neredeyiz şu an, tam söyler misin? Abi burası merkez çarşı olarak geçiyor. Ne yapıyorsun sen şimdi, bir anlatsana bize. Abi tavada yaprak ciğer yapıyorum. Tavada yaprak ciğer. Evet abi. Size özgü bir şey midir? Buranın spesiyali midir? Nedir? Biraz bahsetsene. Ali Osman abi de dedi, illa oraya gidin dedi. Bize geçiyorduk, hemen uğradık vallahi. Yapmış abi, hoş geldin. Ne ciğeri kullanıyorsun yaparken? Dana ciğeri kullanıyor abi. Dana ciğeri. Evet. Onu böyle ince ince açıyorsun yaprak yaprak. Evet doğru abi, mudur? Doğrudur. Sonra bir şey de bekletiyor musun yani süttür, ne bileyim işte zeytinyağı. Hiçbir şey bekletmiyoruz abi. Kasaptan geliyor et. Evet abi. Taze. Kasaptan geldikten sonra tavada pişiriyoruz. Sonra tereyağımızı atıyoruz. Peki onu direkt tabakta mı yoksa kiremitte falan mı sunuyorsun? Tabakta sunuyorum tamam, abi. Tabakta altına sunuyorsun. Lavaşla beraber. Tamamdır. Tuz geldi. Sonra biraz da karabiber abi. Karabiber operasyonu. Sonra hoplatıyoruz böyle. Heh. Bu bir porsiyon mu şu an? Değil, sen bize torpilli koydun. Bu, evet, size biraz torpilli koydum. O kadar adamdan geldik, olsun. Evet abi. Güzel abi. 150 gramdan aşağı değil. Normalde 150 gram bir porsiyon. Evet. Şimdi bir de buranın şöyle bir özelliği var. Odun fırını var. Burada ekstradan ne yapıyorsun? Burada pide, lahmacun, kaşarlı, ondan sonra kuşbaşılı. Yumurtalı. Hepsini yapıyorum. Pide, lahmacun çeşitleri var. Evet abi, odun dışı pişiyor. Güzel. Işte. Ciğerin şeyini de buradan. Dışarıdan giren kıymalı içi de yapıyorum. Öyle mi? Ha, fırın olarak da şey yapıyorum. Cenazeye, onlara da toplu satışlarımız da var. Güzel. Hepsini yapıyorum. Ellerinize sağlık.
Dur bekle, nereye bırak. Hemen yiyecek ya. Niye böyle yapıyorsun Ali Asuman abi? Abi bak, amca diyesim geliyor sana. Deme amca. Amca demiyorum. Adam nasıl ya? Küçük izahım ya. 50 yaşına giriyormuş şeyde, evet. Aralık'ta. 50 yaşına giriyormuş. Evet. Doğru mu? Aralık 23 Aralık'ta 50 yaşına gireceğim. Tamam. Ne diyoruz? Yiyen dikilir. Şöyle. Yemeyen yıkılır. Tamam. Hadi. Hadi Osman abi, hadi sen de. İlk çatalı sen batır. Hadi biz. En küçüğümüz olarak hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de batır baba. Neşat da burada. Wow. İşte bunun en önemli noktası ne biliyor musun? Kurutmamak, suyunu kaçırmamak. Sulu sulu. Günlük tarifi alıyorum. Yani sabah kesimden geliyor. Direkt öyle kullanıyorsunuz. Öyle kullanıyorum. Süper. Hiç dolaba molaba girmemiş, yani yok, dondurulmamış. Yok, sakatatçı yanımda olduğu için sabah arabanın gelmesini bekliyorum. Geldiği gibi hemen ciğerimi alıyorum. Arabadan en güzel ciğerleri seçiyor. Oo. Abi sarıp sarıp yiyeceksin abi bunu. Abi lavaş sıcak ya. Bir de onun ateşinde pişiyor. Evet, burada hazır hemen. Ellerinize sağlık. Lan biber alayım yine. Harika. Aynı salak senin Adana'dan geldin değil mi? Hı-hı. En güzel sokak lezzetinin olduğu yer. Aynen öyle. Burada çok güzel. Adana şeyi beğenmez. Burada çok güzel ama. Çok rahatsınız valla. Bu adam bana köfteyi sevdirdi. Hı-hı. Bu adam çok iyi. Görüşürüz, biz devam edeceğiz. Şimdi Akhisar'ın yine çok eski mekanlarından birisindeyiz. Pardon, elim ayağım titriyor. Turşucu Güven'e geldik. Dostum kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hayırlı işler. Sağ ol. Turşucu Güven kaç yıldır var abi? 1965'ten beri abi. 1965'ten beri. 57 yıldır. Benim matematik biraz sıkıntı ama 57 herhalde. Doğru ya. Doğru değil mi? 57. 57 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Tek turşucu musunuz yoksa Akhisar'da? Evet. Kaç çeşit turşunuz var abi? 9 çeşit turşumuz var. 9 çeşit turşunuz var. Fazla da şeyler de var mesela. Mevsimsel çıkanlar aynen, da var mevsimsel. Değil mi? Erikler var mesela. Kırmızı şey var. Biber var. Tezgahta var. Erikler de var. Önce şunu sorayım, tüm Türkiye'ye gönderiyor musunuz turşu? Evet. Sanki bir ara öyle bir muhabbet tüm vardı. Tüm Türkiye'ye kargo var abi. Heh, bana da göndermişsiniz. Sen bize bir bardak yap, yan tarafta biz kokoreç yiyeceğiz. Tabii. Böyle içine bir şeyler böyle karışık koyup biraz da suyundan tamam. Koyarsan. Spesiyel yapacağım abi. Spesiyel şey. Yap. Bu spesiyali de kimseye söylemeyelim. Değil mi? Kimse görmesin, etmesin, bilmesin. O şekilde bir şey yapalım. Spesiyel dedin, bir salatalık koydun, bir şey bitti, bardak doldu. Bu nasıl spesiyel? Bardaklar küçük. He? Bardaklar mı küçük? Büyütün evet. Şu bardaklar baba. Şimdi ne geliyor? Pancar suyu. Ha, pancar suyu. Oo. Tamam. Buyur abi. Bir de üzerine turşu suyu mu? Aynen öyle. Ha. Bir de şu bir iki tane de mermi koysana üzerine. Parça tesirli, zehir gibi olan. Şu şeyler var ya. Biberler. 7.65'lerden. Ha, onlardan. Ne kadar vereyim abi? Evet baba. Ne koyacaksın şimdi üzerine? Bir de çatalını mı? Evet. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim, ediyoruz. Sağ olasın. Abi. Amanın. Saray kokoreçteyiz. Ne yapacağız? Kokoreç yiyeceğiz. Neden? Çünkü bugün hiç kokoreç yemedi, bizi fark ettik. O yüzden kokoreç yemeye geldik. Şimdi dükkan hiç çok kalabalık. O yüzden çekim yaparken zorlanacağız. Birkaç detay aldık. Onlar gelir ekrana. Ne yapalım? Şimdi geçelim. Hemen kokoreçimizi alıp şurada oturup güvenli aldığımız turşuyla beraber gömelim. 1-10. Reşat'ım ne yaptın? İyi misin canım? Bu ne? Baba şu kuzu kokoreç ve dana dalak. Bu da dana kokoreç. Dana kokoreç. Evet. Önce danadan başlayalım. Evet. Buraya özgüdür dana kokoreç. Lokum gibi pişer. 4-5 saat pişiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı yumuşak. Acayip yumuşak ya. Bol. İyi koymuşlar. Turşu da ya. Turşu da. Ha. Yok abi kuzu kesinlikle. Ama bunun ekmek arası çok iyi oluyor. Bir gün olsun. Ben dalağı merak ettim. Oo. Bayağı yumuşak. Oh. Bir de mermi 7.65. Oh. Dalak nasıl? Dalak da güzel. Dalak kan yapar. Buradan bir nereye gitsek bir şey mi ya? Dondurma. Hiç tatlı şey yemedik ha. Şey şam tatlı sayma. Başka tatlı yedik mi? Yemedik. Yok yemedik daha. O zaman sayma. Devam. Bugün hiçbir şey yememiş gibi davranıyoruz. 9. yer mi? 10. yer mi Yusuf? 10. yerdeyiz. 10 tane yerde yemek yedik geldik. Şu an neredeyiz biz Seyma Hanım? Akhisar Kadın Kooperatifi işletmesi olan Kafe Kop'tayız. Kafe Kop'tayız. Seyma Hanım siz kimsiniz? Akhisar Kadın Kooperatifi Başkanı Sevim Şirin ben. Hoş geldiniz efendim programımıza. Siz hoş geldiniz Akhisar'a.
Neler var masamızda, sayar mısınız? Masamızda... Ya da sizin ürünleriniz neler, ne yapıyorsunuz kısaca? Tamam. Bizler öncelikle gıda ürünleriyle başladık zaten yolculuğumuza. Gıda üretiminde yaptığımız sadece Akhisar Kadın Kooperatifine ait olan zeytin eriştemiz var. Size de birazdan tadımını yapmak olan istiyoruz. Zeytin eriştemiz. Çok beğenilen, kafemizde de sunumunu gerçekleştirdiğimiz ürünlerden biri. Tarhana üretimi yapıyoruz. Salça üretimi yapıyoruz. Hepsi geleneksel yöntemlerle, hiçbiri koruyucu ve katkı içermeden üretimleri gerçekleştiriyoruz. Bu domates mi, biber mi? Karışık. Karışık, hem tamam, domates süper. Hem biber. Reçel çeşitleri yapıyoruz. Mevsiminde olan ürünlerle yapıyoruz. Hmm. Ayva dönemi ise ayva reçeli, çilek dönemi ise çilek reçeli. Bunları da odun ateşinde pişirerek yapıyoruz. Bunu da tamamen geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Akhisar'ın en güzel ürünlerinden zeytinyağımız. Şöyle kuru senemiz. Ve bunun yanı sıra tabii kurumsal hediyelikler yapıyoruz. Özel günlerde. Gıda olarak bunlar var değil mi? Evet, gıda bunlardan olarak. Bunlardan başka çeşit dönemsel olarak değişiyor. Dönemsel olarak değişebiliyor. Tamam, mevsimine göre. Bunların yanı sıra kurumsal hediyelikler yapıyoruz. Yılbaşında kurumların çalışanlarına dağıttığı ürünleri hazırlıyoruz. Onlar da genelde toplu sipariş alıyoruz ve bu ürünleri evde iş imkanı isteyen kadınlara sağlıyoruz. Onlar yapıyor, siz satıyorsunuz. Evet, onlara yapıyoruz. Sadece. Onları çok da güzel, örnek süper. Gösterebilirim. Evet, gösterelim onları da. Böyle güzel bir çanta evet, var. Evet, şöyle havlular işletiyoruz. Şöyle. Şöyle lavanta keseleri yapıyoruz. En son de facto'ya yaptık. Öyle aynı mi? Zamanda. Çok güzel. Evet. Peki şunu soracağım. Mesela bunları almak istiyorlar. Bu yapmış olduğunuz evet. gıda ürünlerini ya da onları nereden alacaklar? Şehir dışındakiler için soruyorum. Hem sitemizden hem tamam. de Trendyol'dan temin edebilirler. Orada da satıyorsunuz. Evet, orada da satışlarımız mevcut. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Adana'ya bekleriz. İnşallah. Bizi de var kadın kooperatifleri. İnşallah. Gelirsiniz, bir de orada biz de size tanıtırız. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Şimdi bu zeytinli erişte mi? Evet. Zeytinli erişte. Üzerinde peynir var. Evet. Bir de siyah zeytin var. Yalnız sabah bir zeytinyağı yedik, çok iyiydi ya. Akhisar zeytin ve bundan zeytin alacağım yanında. Ben şeyde. Çok acayip zeytinler var yani. Burada zeytinyağı da bayılırız, severiz, hastasıyız. Aynı zamanda coğrafi işaretlidir Akhisar evet. zeytini. Bugün bayağı tesiste her şeyi öğrendik. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kafede de yemek çeşitleri evet, var. Evet, yemek burada çeşitlerinden da... biri de zeytin eriştemiz. Pek planlamadım gibi ya, niye? Hasta olmaya... Hasta olduğum için pek bir şey anlayamadım da bir daha alıyorum. Ama zeytin çok güzel geliyor ya. Vallahi harika. Ben normalde erişteyi de evde peynirle çok yaparım. Ama bu zeytin de gerçekten çok iyi. Mutlaka deneyin derim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tatlıya devam edelim o zaman. Çok söylediler, mutlaka gitmelisin dediler. Akhisar'ın olmazsa olmazlarındandır, güzel mekanlarındandır, yaz-kış dondurma olan mekanlarındandır dediler. Piramit dondurmaya geldik. Ayrıca piramit boza. Buyurunuz efendim. Yılmaz ustacığım, kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler, bol gülüşler. Nasıl keyifler? Çok teşekkürler, size sormalı. Sağ olun, bizdeyiz. 1994. Evet. 28 evet. yıllık bir mekandayız. Evet, doğru. Ne var abi burada? Dondurma ve kış aylarında da boza. Yazın genelimiz yok dondurmacıyız. Boza. Yok. Yani kış içeceği diye geçer boza aslında. Hı-hı. Yazın bir de muhafaza etmesi çok zordur bozayı. Sıcakta fermente olan bir gıda. Çeşit olarak da kaç çeşit var dondurma? Listemizde 18 çeşit mevcut. Şu anda 16 çeşit var. Bütün dondurmaları siz yapıyorsunuz. Siz de sizden evet, çıkıyor. Biz de şöyle, kendi imalatımız olmayan bir şeyi tezgahımıza koymuyoruz. O kendi yüzden de bir dondurmamız var, bir bozamız var evet. diyorsunuz. En iyi yaptığımız şeyler var diyorsunuz. Doğru. Biraz da ben rahatsızım sesinde anladığınız üzere. Böyle bir külahta değil de böyle bir tabakta yap. Tamam. Ve olabildiğince şöyle. Çeşitlerden olur. Yapabilirsen, koyarsan. Tamam. Sana bırakıyorum. Bütün çeşitlerden böyle çok az 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 olacak şekilde. Hem söylersin mesela o neydi? Damla sekizli. Şöyle... Daha yani, ufak yapayım. Karadutlu. Aynen, tamam. Bu ekşi karadut, ağız yaralarına iyi gelenlerden. Evet. Bazen daha açık olur rengi, bazen daha koyu. Bu hasada göre değişir. Badem krokan karamel. Evet. Şöyle tahinli. Tamam. Yalnız dolap çok şey, nostaljik. Evet. Limonlu. Mesela limonun bakın çok sarı değil, kendisi ne rengi veriyorsa onu alıyor. Hatta biraz renk versin diye içine bir tane de portakal rendeliyoruz. Süper. Şöyle vişneli de diyorum. Bir de şöyle isterseniz. Bir tane daha ya da iki tane daha koyarsan tamamdır. Çok da şey yapmayalım. Antep fıstıklı. Tamam. Şöyle attım. Bir de cevizli üzümlü. Olay bu mudur? O zaman biz bunları yiyelim. Çivi çiviyi söker. Boğazında inşallah geçer diyoruz. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. İsmini buradan alan, piramitlerden alan. Yani öyle düşünüyorum çünkü masadaydı yani. İsmi buradan geliyor mu piramit? Evet. Bu piramitlerden, Mısır piramitlerinden geliyor değil mi? Evet, amcanın o eski şeylere karşı... Ha, ilgisi var oradan. Evet. Hani deve, su, mısır, ondan sonra...
Sıcağı böyle bir şey var. Oradan ilgisinden dolayı piramit koymuş Hayda Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah boğazımdan az geçer. Oh. Cevizli üzümlü. Üzümler tane tane içinde. Çok da yemeyeceğim çünkü daha kötü olabilir boğazım. O yüzden az az yiyelim Yusuf yesin gerisini. Sen yersin. Çivi çivi söker diyorlar ama bence o bizim uydurmamız. Öyle bir şey yok. Biz canımız dondurma yemek istemiş, bahane uydurmuşuz. Hastayken de yenir diye. Yoksa alakası yok yani bence. Ama biz yiyelim gene. Of çok güzel. Bütün aromalar çok iyi geliyor. Şimdi artık bayağı gezdik, tozduk, ettik. Bir sonraki mekanda kapanışı yapacağız. Orada görüşürüz diyorum. Lafı da çok daha fazla uzatmıyorum. Aksel Belediyesi'nin direkt karşısında. Başka da bir şey demiyorum. Atıyorum. Tın 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 tararı. Şimdi Baraka'dayız. Artık bugünü burada kapatacağız. Son durağımız burası. Kardeşim. Evet. Sergenim yapıyorsun bu sporu. Varsın, her masada varsın evet kardeşim. Evet abi, bu da süt kuzu uykumuz abi. Dün bize bunlardan yedirmedin. Evet. Bugüne sakladı, söylemiştin dün. Şimdi biz dün gece burada olduğumuz için ve kapanışı burada yaptığımız için, burada detaylı bir YouTube videosu çektiğimiz için evet, buradaki yemek kısımlarını göstermeyeceğiz ama gece burada kapatacağız. Dünden farklı olarak, yani bir önceki videodan farklı olarak evet, bugün bize uykuluk ayarlamış böyle, kardeşim sağ olsun. Çok güzel böyle kuzu uykuluk. Bir şey soracağım, nasıl yemeyeceğim bunu? Abi bu yenmez mi ya? Bu var ya, sakalakların şığı diyebilirim. Şimdi bir şey diyeceğim için sana. Evet. Dün sormayı unuttum. Her gün yiyorsun mu burada? Evet. Hangisini yiyorsun en çok? En çok kokoreç, uykuluk. Sen en çok hangisini aynen seviyorsun? Ben en çok uykulu derim, kokoreç. Bunları ayırt edemezsin. Hepsinin farklı farklı lezzetleri var. Kelle olsun, uykuluk olsun, bunların farklı farklı lezzetleri ama var. Ama dün ciğerin tadı damağımızda kaldı. Hatta Yusuf birkaç tane fazla istedi. Evet. Kalmamıştı. Kalmamıştı, bitmişti. Sonradan ben atom istedim. Aksar güzeli istedim ekstradan. Üzerine evet, ekstra acı sos yaptım. Dün gece çok keyifliydi. Saat 12'ye 1'e kadar burada oturduk. Bu gece de burada sonlandıracağız. Videomuzu da burada bitirelim mi artık? Videomuzu da burada aynen bitirelim. Abi. Baba geliyoruz, 2 saate geliyoruz. Bekliyorum, bekliyorum. Masaya ateş et. Aynen, tamam, yık, yak, her şeyi tamam yap. Baraka'yı izlemek isteyenler bu taraf mı? Bu taraf. Evet, o tarafa. Şuraya şey koyacağız. Link koyacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Bay bay.